Birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, aramızda değerli konuklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz aramızda. Çayeli İlçe Başkanımız aramızda. Kocaeli Körfez İlçe Örgütümüz, Balıkesir Bandırma İlçe Örgütümüz, Bandırma Belediye Başkanımız aramızda. Tolga Tosun ve meclis üyelerimiz aramızda. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç aramızda. Tokat Kınık Belediye Başkanımız Güven Aslan aramızda. Yozgat Şefaatli İlçe Başkanımız Ali Bektaş aramızda. Kütahya İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımız ve yönetim aramızda. Kütahya'da siyanürü altın işletmesine karşı duran çevreciler aramızda ve il başkanımız aramızda. Kocaeli Körfez İlçe Örgütü aramızda. Siirt Pervari İlçe Başkanı Bedri Çakan aramızda. Pervari Gençlik Kolları, Hendek Belediye Başkan adayımız Hızır Eray, Etimesut İlçe Örgütümüz aramızda. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve önceki Genel Başkan Hasan Kütük ve Yönetim Kurulu aramızda. İngiltere Birlik Başkanımız Kazım Gül aramızda. Avusturya Birlik Başkanımız 20 ilde A1 belgeli tüm Türkiye yolcu taşıyanlar, dernek üyeleri, firma sahipleri aramızda. Özel bankalardan emekli olduğu için bayram ikramiyesi alamayan bankacılar aramızda. Hatay Arsuz Karaağaç Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kemal İştirak ve yönetim aramızda. Dersim Dernekleri Federasyonu aramızda. Gaziantep İl Başkanı aramızda. Sayın Genel Başkanım, Hatay Karaağaç Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Kemal İştirak ve yönetimi Genel Başkanı bir hediye arz edecektir yerinizde. Size arz ediyorum efendim. Evet, Bandırma Vapuru tablo takdimi Bandırma Belediye Başkanımız Tolga Bey tarafından hediye olarak verilecektir. Takdim ediyorum. Nerede bu? Nerede bu? İlk önce sormak lazım. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bu yasama döneminin son grup toplantısı sanıyorum önümüzdeki, yani bu hafta içinde parlamentonun, meclisin kapanacağı ifade ediliyor. Gönlümüz çalışmasından yana, onu başlangıçta ifade edeyim. Ama öyle bir kararın iktidar mensubu milletvekilleri tarafından alındı, grup başkan vekillerimize bir şekliyle iletildi. Değerli arkadaşlarım, öncelikle bir konu üzerinde duralım. 15 Temmuz darbe girişimi. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle gelirse gelsin, her zaman, her yerde, her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Altını özenle çiziyorum. Bugüne kadar Türkiye'de eğer demokrasi toparlanamamışsa, bugüne kadar Türkiye'de doğru dürüst temel bir uzlaşmayla bir anayasa yürürlüğe girmemişse bunun nedeni darbelerdir. Darbeler nedeniyle olmuştur. Darbeler nedeniyle toplumun bütün katmanları bir anayasa değişikliğine dahil edilmemiştir. Bir darbede bir taraf, öbür darbede öbür taraf,
bir başka darbede daha önce yapılan anayasa değişiklikleri doğru bulunmamış ve bugünkü noktaya gelmişiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün kesimlerin katılacağı, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Bir yönetmeliğe değil, bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye'nin temel konularının, devlet yapısının, temel ilkelerinin yer aldığı bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasa yapılırken de toplumun, az önce de ifade ettim, bütün kesimlerinin katılacağı bir anayasa olması lazım. Böylece toplumda hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir inanç grubu veya hiçbir etnik grup ben anayasa değişikliğinin dışında kaldım demeyecektir. Esnafı, çiftçisi, memuru, emeklisi, sanayicisi, akademisyeni, sanatçısı, hemen hemen toplumun her kesiminin sendikacısı katılacaklar ve demokratik bir anayasa yapacaklar. Bizim böyle bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbe dönemlerinde yapılan anayasalar topluma büyük acılar çektirmiştir. Toplumun bir kesimi özellikle kendisini toplumun dışına itilmiş olarak görmüştür. Oysa biz toplumun her kesimini kucaklayan ve anayasa kitapçığını eline aldığında her vatandaşın bu benim anayasamdır, bu benim haklarımı koruyan bir anayasadır ve bu anayasanın korunması gerekir diyebileceği bir anayasaya ihtiyacımız var. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk, hepimiz. 251 şehidimiz var. Çok sayıda gazimiz var. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bunun bilinmesine ihtiyacımız var. Bunu hemen hemen katıldığım her toplantıda ifade ettim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde de ifade ettim. Sivil toplum örgütlerinin toplantılarında da ifade ettim. 15 Temmuz darbe girişimi doğrudan demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel değerlerine yapılan bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde bunların bir başbakan adayı vardı. Herhalde bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Herhalde bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Niye bilmiyoruz? Ve neden aydınlanmadı bunlar? Efendim üzerine yürüyoruz. Hayır efendim. Baklavacı buldun. Akademisyen buldun. Sanayici buldun. Esnafı buldun. Çiftçiyi buldun. İşsizi buldun. Bankasyanın önünden geçeni buldun. Bunları hapse attın. Ama en güçlü adamları bulmadın. Niye bulmuyorsun? Kim engel? (Gülüyor) 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için ve darbe girişiminin karanlık noktalarını aydınlatmak için parlamentoda bizim de verdiğimiz bir önergeyle bir araştırma komisyonu kuruldu. Önce nazlandılar. Gerek yok dediler. Biz ısrar edince toplumun da baskısı vardı. Bir araştırma komisyonu kuruldu. Ama araştırma komisyonu konunun ayrıntılarını ve karanlık noktaları ortaya çıkarmak için çalışırken talimat geldi. Erken bitirin diye. Niye erken bitsin? Aydınlanması lazım. Bu darbe girişiminin altında ne var? 251 şehidimizin kanı var. Binlerce gazimiz var. Kim yaptı? Hangi gerekçeyle yaptı? Kim destek verdi bunlara? Ana aktörleri kimdi bunların? Türkiye'deki, dışarıdakini biliyoruz. Türkiye'deki kimlerdi bunlar? Bunların aydınlanması lazım. Söyledik bunu. İki önemli aktör. İki önemli aktör. Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Erdoğan'ın talimatıyla gelmemişlerdir. Birisi MİT müsteşarıdır, diğeri dönemin genelkurmay başkanıdır. Bu iki kişinin gelip parlamentoda araştırma komisyonuna bilgi vermeleri gerekirdi.
Komisyon üyelerinin sordukları sorulara cevap vermeleri gerekirdi. Karanlık noktaların aydınlanması gerekirdi. Soru şu. Soruyu özellikle AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. Soru şu. Neden bu iki önemli aktör Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir? Neden engel olunmamıştır? Olunmuştur, affedersiniz. Neden engel olunmuştur? Bunu bilmiyoruz. FETÖ'ye karşıyız, doğru. Darbeye karşıyız, doğru. Darbe girişimine karşıyız, doğru. İyi de bu darbe girişiminde bulunanları özendiren kim? Niyetleri ne bunların? Neler yapacaklardı? Bunu bilmemiz lazım. Ben bunu sorunca bize kızıyorlar. Bay efendim, siz niye bunu söylüyorsunuz? Eğer bir darbeyi yapanlar, darbe girişiminde bulunanlara gerçek anlamda hukukun önünde hesap sorulmadıkça 251 şehidimizin kanı yerde kalır. Demokrasi konusunda iyi bir sınav vermemiş oluruz. Aydınlanması lazım. Hala söylüyorum, yine söylüyorum, aydınlanması lazım. Değerli arkadaşlarım, biz darbe girişimine karşıyken parlamentoda bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla darbe girişimine karşı ortak bildiri yayınlanırken 20 Temmuz'da bir sivil darbe gerçekleşti. O hal ilan edildi. Olağanüstü hal. Şunu söyledim. Ya arkadaşlar, bu parlamentoda bütün milletvekilleri darbe girişimine karşı. Alacağınız önlemler varsa getirir meclise. Hiç kimse itiraz etmez. Ve tamamını meclisin desteğiyle gerçekleştirelim. Çünkü bu meclis gazi meclistir. Bu meclis Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclistir. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis FETÖ'nün karanlık noktalarını aydınlatacak kapasiteye sahip değil mi? Sahiptir. Bilgisi vardır. Birikimi vardır. Araştırma yeteneği vardır. Analiz yeteneği vardır. Kapasitesi vardır. Bunları yapalım. Hayır, biz kanun hükmünde kararnamelerle devleti yöneteceğiz. Ve meclisten çıktı. Kanun hükmünde kararnamelerle. Yine onların ifadelerine göre, bizim değil, at izi it izine karıştı. Masum insanlar, binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı. Binlerce. O günlerde bir olayı hiç unutmuyorum. Bir olayı hiç unutmuyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek bu olayı anlatmak isterim. Bir kadın öğretmen, başörtülü, FETÖ'cü diye gözaltına alınıyor. Alınabilir mi? Elbette alınabilir. İfadesi alınabilir mi? Evet, alınabilir. Soru sorulabilir mi? Evet, sorulabilir. Ama bu kadın öğretmen yeni doğum yapmış ve çocuğu daha bir haftasını bile doldurmamış. İtiraz ettim. Dedim ki bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. Bu çocuk da annenin buluşması lazım. En azından belli saatlerde bu çocuğun annesine teslim edilmesi lazım. Ve annesinin de bu çocuğu emzirmesi lazım. Hemen bize suçlama, sen FETÖ'cüsün. Şimdi değerli arkadaşlarım, vicdan denen bir şey var. Adalet denen bir şey var. Anne FETÖ'cü olabilir, çocuğun günahı. Yeni doğmuş ya. Bu çocuğun ne günahı var? Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı yok mu? Bu çocuğun anne sevgisine ihtiyacı yok mu? Yani bir saat bile olsa anne kucağında çocuğun anne sütünü emmesine niye izin vermiyorsunuz? Büyük mücadelelerden sonra bu gerçekleşti. Dolayısıyla haksızlığa tahammül etmemek gerekir. Haksızlığa. Haksızlığa direnmek lazım. Darbe oldu. Darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin üzerinden bir süre geçti. Bir baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri, bazı kişileri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Bir FETÖ borsası kuruldu dediler. Parası olan, dayısı olan dışarıya çıkıyor. Gariban içeride kalıyor. Evet, gariban içeride, parası olan, arkası olan dışarıda. Dayın mı var, amcan mı var, bakanın mı var, başbakanın mı var, cumhurbaşkanın mı var, yakının mı var? Doğru, dışarı. Hatta savcı ifade bile almıyor. Ama garibanlar,
askeri öğrenciler, esnaf. Ya bunların ne işi var darbeyle? Ne işi var? Komutanı talimat vermiş, çıkın diyor dışarı. E çıkmışlar. Askerlikte talimata uymamak suçtur. Siz bunları atıyorsunuz içeri, sırtı kalınlar dışarıda. FETÖ borsasından para bastıranlar dışarıda. Şimdi beni dinleyen AK Partili kardeşlerim diyebilir ki, ya çok da insafsızlık yapıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kadar da olmaz. Hükümet bu kadar da eleştirilmez. Erdoğan bu kadar da eleştirilmez. İnsaf denen bir şey var. Bir örnek gösterebilir misin diye bana sorabilir. Sormakta da haklıdır. O zaman ben ona bir örnek göstereceğim. Ve bir örnek vereceğim. Bu örneği verirken FETÖ borsasının ne olduğunu da iyi bilsinler diye veriyorum. Daha önce burada verdim. Aynı örneği madem ki 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü yine vereceğim. Fettah Tamince. Fettah Tamince. Bir kişinin FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin raporunun olması lazım. BİT'in raporunun olması lazım veya MASAK'ın raporunun olması lazım. Fettah Tamince ile ilgili üçünün de raporu var. Fettah Tamince içeride mi? Hayır. Nerede Fettah Tamince? İnce. Devletin protokolünde. Askeri öğrenciler nerede? İçeride. Niye Fettah Tamince'ye bu ayrıcalık sağlanıyor? Hangi gerekçeyle sağlanıyor? Vicdan sahibi, vicdan sahibi. Bir kişiye soruyorum, vicdan sahibi. Vicdan sahibi 5000 kişiye soruyorum. 10000 kişiye soruyorum. Vicdan sahibi 82 milyona sesleniyorum. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor doğru dürüst? Hangi gerekçeyle? Yetiyor mu? Hayır. Şimdi sivil toplum örgütleri vardı. FETÖ'ye ait. Bu sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Yanlış olanlar sonra düzeltildi. İyi de Fettah Tamince'nin bazen başkanı bazen de yönetiminde olduğu sivil toplum kuruluşları vardı. Bakın bazen başkan bazen yönetiminde ve kapatıldı bazıları. Niye Fettah Tamince'ye bir soru sorulmuyor? Hangi gerekçeyle sorulmuyor? Kanun hükmünde kararnameyle pek çok şeyi iptal ettin. Yöneticilerin tamamını içeri aldın. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Ben bunu sormazsam adalet kavramına ihanet etmiş olurum. Ben bunu sormazsam bu milletin vicdanını reddetmiş olurum. Efendim ihbar olanlar hakkında bunlar yapılır. Kişinin FETÖ'den sorgulanması için ihbar olması lazım. Fettah Tamince ile ilgili onlarca ihbar var. Onlarca. Niye bir şey yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bankasya'ya para yatıranlar. Biliyorsunuz. Bankasya'nın önünden geçenleri içeri attılar. Kapıcıları içeri attılar. Öğretmenleri içeri attılar. Memurları içeri attılar. Yetmedi memuriyetten de attılar. Hatta bankasya'ya apartman aidatını yatıranlar veya müteahhidin parasını taksidini Bankasya kanalıyla yatıranların hepsi içeri atıldı veya devlet memuriyetinden atıldı. Bu beyefendi 17-25'ten sonra altını çiziyorum 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'ya para yatırıyor ailesi. Bir şey yapılıyor mu? Hayır, bir şey yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Niye askeri öğrenciler hapiste de bu adamcağız dışarıda? Adamcağız diyorum. Paragani bastırıyor parayı, dışarıda kalıyor. Borsanın bir numaralı adamı. FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Dönüyorum. Himmet toplama, biliyorsunuz. FETÖ organizasyonunda himmet paraları toplanır ve FETÖ'ye finans desteği olarak sağlanır. Bu da himmet organizasyonlarını yapan kişilerden birisidir. Bu biliniyor. Devletin yetkilileri de biliyor. Ama kimse Fettah Tamince'ye bir şey yapmıyor. Başka bir şey daha. 17-25'i milat almışlardı. 17-25'ten önce bir şey olmayacak. 17-25'ten sonra ne gerekirse yapılacak. Fettah Tamince 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşen kişidir. 17-25 Aralık'tan sonra giden. Çağırıyorlar, ne yaptın? Gittim. Kimlerle gittin? Hatırlamıyorum. Ne konuştun? Bilmiyorum.
Bir şey, hiçbir şey yapmıyorlar. Tokalaşıyorlar, beyefendiyi gönderiyorlar. Değerli arkadaşlarım, 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin hisselerini satın aldı. 17-25'ten önce değil, 17-25'ten sonra aldı. Ne oldu? Soruşturma mı açıldı? Hayır. Tebrik edildi. Devletin protokolüne oturtuldu. Şimdi bana diyecekler ki, biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Hayır efendim, siz garibanlarla mücadele ediyorsunuz. FETÖ'nün kahramanlarını baş tacı yaptınız. Baş tacı yaptınız. Bir şey daha. FETÖ tamince sadece bununla da sınırlı değil. Protokole alınıyor efendim, devletin protokolünde. Bu yetmiyor. Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birisi de buna veriliyor. Ya insaf ya. İnsaf, insaf. İnsaf. Şimdi biz bunları söyleyince beyefendiler alınıyorlar. Vay efendim, bunları niye söylüyorsunuz? E ben bunları söylemezsem nasıl kalkıp adaletten söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl kalkıp vicdandan söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl ben bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum diyeceğim? Ben bunları söylemesem inanç ayrımı, kimlik ayrımı, siyaset ayrımını bir tarafa bırakalım, Türkiye'nin en temel noktalarında buluşalımı nasıl söyleyeceğim? Bunların tamamını reddediyorsunuz siz. Fetah Tamince neden bu işi yapıyor böyle? Bir, büyük bir ihtimalle Türkiye'ye kara para getiriyor. Kara para getiren ender insanlardan birisidir. Büyük miktarlarda getiriyor. İki, Erdoğan'ın avukatları bunu savunuyor. Başka avukatlar değil. Erdoğan'ın avukatları savunduğu için hiçbir hakim ve savcı korkudan dosyaya bir şey yapmıyor. Dosyada hepsi var bunların. Bu söylediklerimin tamamı Fettah Tamince dosyasında var. Ama el yakıyor. Ne hakim ne savcı dosyanın kapağını açamıyor. Ya nasıl adalet bu? Nasıl adalet ya? Nasıl adalet? Ya isyan etmez misiniz siz buna? Gariban öğrenciyi alacaksın içeriye. Yıllardır içeride tutacaksın. Yazarı, çizeri, siyasetçiyi alacaksın. Yıllardır içeride tutacaksın. Bu beyefendi elini kolunu sallayacak. Erdoğan'ın yanında devletin protokolünde yer alacak. En büyük ihaleleri alacak. Biz FETÖ borsası kuruldu dediğimiz zaman da işte bak FETÖ'cü budur diyecekler. Kim FETÖ'cü? Bunlar değil mi Allah aşkına? Bunlar değil mi? Aynı zihniyet. Ne diyordu? Aynı menzile gidiyorduk diyor. Aynı menzile yürüyorlar zaten. Bir ifte iki cambaz vardı. Şimdi cambazlardan birisi düştü. Diğer cambaz ipin üstünde oynuyor. Hep beraber görüyoruz bunu. Herkes yargılanabilir ve herkes hakkında soruşturma açılabilir. Hiç itirazım yok buna. Hiç itirazım yok. Bir kişi sanık konumuyla alınır, soruşturması yapılır, savcılık ifade alır, mahkemeye çıkar. Adalet tecelli ederse başımızın üstünde yeri vardır. Ama faili meçhul doğru bir olay değildir. Yani alıyorsunuz, nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ailesi de bilmiyor. Bu doğru değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uluslararası dünyada gölge düşürür. Faili meçhullerin ülkesi olmak istemiyor Türkiye. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk devleti içinde bütün faaliyetlerini yapmak zorundadır. Bir kişi suçlu da olabilir ama onun da adalet bekleme talebi vardır. Onun da adil yargılanma hakkı vardır. Adaletle yargılanmazsa o zaman toplum vicdanı kanamış olur. Bakın, Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz, Salim Zeybek. 7-21 Şubat 2019 tarihinden bu yana aileleri bunların nerede olduğunu bilmiyor. Niye bilmiyorlar? Soruyor anneler. Eşleri soruyor. Kocam nerede? Evladım nerede diyor. Geldiler aldılar. Alabilirsiniz. Ama nerede bunlar? Söyleyin ya, şu karakolda, şu mahkemede, şu hapishanede yargılanıyorlar. Haber yok. Ben bunu dile getirmeyecek miyim? Ben bunu dile getirdiğim zaman bize siz FETÖ'cüsünüz diye suçluyorlar.
Ama bir insan var ya, bir insan var. Bu insanın hakkı var. Bu insan adalet istiyor. Bu insan hukuk istiyor. Bu insan hak istiyor. Ve sen bunun hakkını, hukukunu ve adaletini teslim etmezsen nasıl yöneteceksin devleti? Ne diyoruz? Adalet ile hükmedeceksiniz. Adalet ile hükmedeceksiniz. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun, adalet ile hükmettiğiniz zaman devlet devlet olur. Aksi halde devlet devletlikten çıkar. Bakınız değerli arkadaşlar. Eren Erdem hapiste. FETÖ'den. Ya ne ilgisi var? Ne ilgisi var Allah aşkına? Ne ilgisi var? Hapiste. Aylardır hapiste. Aynı şekilde Osman Kavala hapiste. Musa Kart karikatürist. Dünya çapında bir karikatürist. Hapiste. Hakan Kara, Yuray Öz. İkisi de hapiste. FETÖ yüzünden. Bunların bütün hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş. Bütün hayatları. Emre İper, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör. Hapisteler neden? Barış istedi diye Füsun Üstünel, Tuna Altınel. Bunlar da iki akademisyen. Neden hapisteler? Bilim insanları bunlar. Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Emek harcıyorlar çocuklarımız için. Alın teri döküyorlar çocuklarımız için. Daha iyi yetişsinler diye. Bunların hapishanelerde ne işi var? Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim. 251 şehidimiz vardı. Oldu. Allah'tan rahmet diledik. Hepsini anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Sivilimiz var, askerimiz var, polisimiz var. 251 şehit bu ülkede demokrasi güçlensin diye verilmiş bir bedeldir. Demokrasi güçlensin diye. Mustafa Kemal'in Türkiye'sinde darbe olmasın diye verilmiş bir bedeldir. Dolayısıyla dediler ki hemen bu şehitler ve şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız. Olur. Açın. Açtılar. 25 Temmuz 2016'da yardım kampanyası. Adı dayanışma kampanyası. Ve dayanışma kampanyası sonucu elde edilecek paralar da şehit ailelerine ve gazilere verilecek. 27 Ocak 2017'de bakan editör Anadolu Ajansı'nın editör masasına katıldı. Orada bir soru üzerine kaç lira para toplandı bu şehit yakınları? 15 Temmuz şehit yakınları kaç lira para toplandı diye sordular. Verdiği cevap 20 Ocak 2016 itibariyle 309 milyon lira para toplandı diyor. 20 Ocak 2016. 2017, 2018, 2019. Vakıf kuracaklardı kanun hükmünde kararnameyle. Sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen hafta kurdu. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra kuruldu. Şu soruyu sordum, defalarca sordum. 309 milyon lira nerede? Nerede? 309 mu daha fazla mı? Hangi bankada? Nerede? Yatıyor mu, duruyor mu, arttı mı, düştü mü? Niçin vermiyorsunuz bunu? Niçin vermiyorsunuz? 251 şehidimiz var. Ailelere birer milyon verseniz 251 milyon. Üstü de artıyor. Peki ek para geldi mi onu da bilmiyoruz. Bu para bir yerde kullanıldı mı onu da bilmiyoruz. Ve bir şey daha söyledik. Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehitler arasında ayrım olmaz. Şehit şehittir. PKK ile mücadelede şehit düşmüştür. IŞİD ile mücadelede şehit düşmüştür. Darbe girişimi sırasında şehit düşmüştür. Şehitler 82 milyonun şehididir. 82 milyon görüşümüz, kimliğimiz, düşüncemiz ne olursa olsun 82 milyonumuz şehide saygı göstermek zorundadır. Ve şehitler arasında ayrım yapmamak zorundadır. Değerli arkadaşlarım, grup başkan vekillerine söyleyeyim. Bu konuda da bir araştırma komisyonu kurulsun. Bu toplanan para ne oldu ve nerede? Gelip hesap vermiyorlar. Belki mecliste birisi çıkar da bir şeyler söyler. Efendim 15 Temmuz'u Milli Birlik ve Beraberlik Günü ilan ettik. Milli Birlik ve Beraberlik. Çünkü hep beraber
darbe girişimine karşı çıktık. Hep beraber saf tuttuk. Mecliste milletvekili arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz bombaların altında görev yaptılar. O bombaların altında görev yapmalarının sonucu olarak da darbe girişimi büyük ölçüde buradan püskürtülmüştür. Vatandaş milletvekillerinin nasıl mücadele ettiğini görmüştür. Onlar da benzer mücadeleyi parlamentoda değil sokakta yapmışlardır. Dolayısıyla bu meclis gerçekten de gazi meclistir. Ve bu meclisin yetkileri törpülendi. Yetkileri elinden alındı. Sormak lazım. Darbe, bomba yağarken darbe girişimine karşı çıkan meclisin yetkileri niye elinden alındı? Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu meclisin yetkileri hangi gerekçeyle elinden alındı? Bunu AK Partili kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. MHP'li kardeşlerimin vicdanına seslenerek söylüyorum. Türkiye'de bu ucube sistemi yaratan iki siyasi liderdir. Bu iki siyasi liderin Türkiye'ye verecekleri hesap vardır. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Efendim milli birlik. Ne güzel. Sayın Erdoğan gazetecileri davet ediyor. Televizyoncuları davet ediyor. Milli birlik gününde. Hep beraber gelin diyor. 15 Temmuz. Dolayısıyla işte oturalım konuşalım. Ama havuz medyasını çağırıyor. Yani milli birlikti. Yani Sözcü gazetesi gayrimilli bir gazete mi? Cumhuriyet gazetesi gayrimilli bir gazete mi? Bunlar millidir. Gayrimilli olan sensin. Bunlar milli. Bir gün Evrensel, Yeni Çağ, Halk TV, Tele 1, KRT, Fox TV, Türkiye'nin en çok satan gazetesini davet etmiyorsun. Yani milli birlikti. Niye davet etmiyorsun? Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Fox TV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu. Niye davet etmiyorsun? İşine gelmiyor. Sonra da kalkıyor diyor ki, efendim milli birlik günü ve dayanışma günü. Hangi milli birlikten söz ediyorsun? Eğer bir kişi milli kelimesini kullanıp kendi vatandaşlarını ayırıyorsa o milli değil gayrimillidir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Efendim dış politika, Türkiye'nin sıkıştığı alanlardan. Dedik ki Türkiye'nin temel sorunlarından birisi dış politikadır. Eğitim temel sorundur. Dış politika temel sorundur. Toplumsal barış temel sorundur. Ekonomi temel sorundur. Demokrasi standardımız temel sorundur. 5 temel sorunu tam 3 yıldır seslendiriyoruz. 5 temel sorunu. Bunlardan birisi dış politika. Dış politikanın 180 derece değişmesi gerektiğini söyledik. Dış politika maceracı heveslerle yapılmaz dedik. Dış politikada akıl vardır, mantık vardır, ülkenin, Türkiye'nin çıkarları vardır. Ve dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Dış politikanın iktidarı ve muhalefeti olmaz. Dış politika milli olmak zorundadır dedik. Ve bu çerçevede uyarılarımızı yaptık. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum. Eğer dış politikada Türkiye kaybetmesin, kazansın deniyorsa, bir, İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeşim? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir. İki, Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Ortak tarihimiz var Mısır'la. Ortak kültürümüz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a büyükelçiyi göndermeliyiz ve Mısır'la da barışmalıyız. Elbette ki Mısır'ın demokratikleşmesi için elimizden gelen her türlü çabayı yapmalıyız, göstermeliyiz. Burada bir tereddütümüz yok. Siyasi idamlar olmasın, burada da bir tereddütümüz yok. Kardeş kanı dökülmesin, buradan da bir tereddütümüz yok. Ama bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez. Ortak kültüre sahibiz, ortak tarihe sahibiz. Neden büyükelçimiz yok? Üç, Suriye ile resmi düzeyde mutlaka görüşme sağlanmalı ve hemen de en kısa sürede sağlanmalı. Niye kavga ediyoruz? Şam'a niye büyükelçimizi göndermiyoruz? Efendim dolaylı olarak görüşüyoruz. Niye dolaylı görüşüyorsun? Niye görüşüyorsun dolaylı?
Rusya üzerinden dolaylı görüşüyor. Efendim istihbarat örgütleri görüşüyor. Siz de görüşün. Şam'a gönderin büyükelçiyi. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin de çıkarınadır. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Neden bu konuda adım atmıyorsunuz? 4. Libya'ya silah göndermekten de vazgeçin. Suriye'ye gönderdiniz, kardeşi kardeşe kırdırdınız. Yeter ya. Akan Müslüman kanı. Libya'dan ne istiyorsunuz? Niye silah gönderiyorsunuz Libya'ya? Niye insanları birbirine kırdırıyorsunuz? Orada barış yapmak varken, aracı olmak varken, barışı sağlamak ve savaşı bitirmek varken neden silah gönderip birilerinin yararına, birilerinin aleyhine düşmanlığı körüklüyorsunuz? Orta Doğu'da Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı. Türkiye buna öncülük etmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. 4 devlet bir araya gelmeli. Orta Doğu'nun sorunları 4 devlet özgür iradeleriyle masaya yatırmalı. Ve bu toplantı Türkiye'de olmalı. Bu toplantıya Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği davet edilmeli. Biz Orta Doğu devletleri olarak kendi sorunumuzu çözmekten aciz miyiz? Bakın bu öneriyi geçen yıllarda da yapmıştım. Aynı öneriyi yine yapıyorum. Niçin? Türkiye'nin çıkarı burada. Türkiye'nin menfaati burada. Kavgadan hiçbir devlet fayda görmemiştir. Şimdi Doğu Akdeniz'de yalnız kaldık. Tek başımızdayız Doğu Akdeniz'de. Doğalgaz var, petrol var. Mısır orada, İsrail orada, Lübnan orada, Yunanistan orada. Kuzey Kıbrıs Rum kesimi orada, Güney Kıbrıs Rum kesimi orada. Fakat Türkiye yok ve yalnız. Niçin? Maceracı bir dış politikanın, öngörüsü olmayan bir dış politikanın Türkiye'yi yalnızlığa itmesinin faturası ağır olur. Ve bu ağır faturayı her alanda hissediyoruz. Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliği bize yaptırım uygulama kararı almış. Doğu Akdeniz dolayısıyla. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Hiç kimsenin bundan da endişesi olmasın. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. Samimi olmamıştır Avrupa Birliği. Dediler ki Kıbrıs'ta barışı sağlayacağız. Annan planını referanduma sunacağız. Eğer Kıbrıs'taki Türkler buna evet derse hiçbir sorun yok, çözülecek. Doğrudan ticaret tüzüğü yapacağız. Rumlar hayır dediği takdirde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile oturacağız, ticaret yapacağız dediler. Söz verdiler mi? Verdiler. Annan planına Türkler evet dedi mi? Evet dedi. Rumlar hayır dedi. Nerede peki bu Avrupa Birliği? Hani nerede bu doğrudan ticaret tüzüğü? Neden verdiğiniz sözleri yerine getirmiyorsunuz? Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış. Sen önce verdiğin sözü tut. Önce verdiğin sözün arkasında dur. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin çıkarları aynı zamanda Orta Doğu'nun çıkarları demektir. Eğer Türkiye'de bölgede barış istiyorsa siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Kıbrıs Rum kesimini hangi gerekçeyle aldınız Avrupa Birliği'ne? Sizin sözleşmenizde hükümler var. Sınır sorunu olanlar alınamaz diye. Niye aldınız? Bize ahkam kesiyorlar. Yaptırım uygulayacaklarmış. Kabul etmiyoruz. Şiddetle de reddediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, Avrupa Birliği Türkiye uyguladığı çifte standarttan vazgeçmediği sürece Avrupa Birliği'nin bu topraklarda değeri yoktur arkadaşlar. Sanılmasın ki ben bunu Türkiye'de söylüyorum. Avrupa Birliği'nde görüştüğüm herkese, her yetkiliye bunu söyledim. Her yerde herkese söyledim. En yetkililere söyledim. Siz Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz dedim. Uygulamaya da devam ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, bunlar güzel laflar. Türkiye'nin çıkarları vesaire. Bir de şahsi bir olaya gelelim. Yani bir grubun sorunlarına gelelim. Yani emeklilerin.
Ayda 1000 liranın altında ücret alan emekliler. Ayda 1000 liranın altında ücret alan emeklilerim. Dediler ki 1000 lira, ben önce söylemiştim 1000 liranın altında binlerce kişi aylık alıyor diye. Vay efendim, sen nasıl söylersin böyle, bunlar doğru değil, şudur budur, bir sürü laf. Sonunda dediler ki 1000 liranın altında aylık alanların aylıklarını 1000 liraya çıkaracağız. Eyvallah. Bakın Mart 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu'nun raporu. 1000 liranın altında aylık alan 219.438 dosya var. 219.438 aylık seviyelerine göre dağılım, dosya dağılım diyor. 219.438 kişi. 2000 liranın altında aylık alan 7.238.477 kişi. Yani asgari ücretin altında 7 milyon kişi, 7 milyon 200 bin kişi aylık alıyor. 1000 liraya çıkardılar ama ne yaptılar biliyor musunuz? Orada da bir Ali Cengiz oyunu yaptılar. 1000 liraya çıkarıyoruz ama o 1000 lira tamamlanıncaya kadar size emeklere yaptığımız zamdan pay vermeyeceğiz dediler. Diyelim 800 lira alıyor, 1000 liraya çıkardılar, %5 zam yaptılar, 50 lira olacak. O 50 lirayı sayıyorlar, 1000 liradan düşüyorlar. Dolayısıyla bu doluncaya kadar, yani 1000 lira doluncaya kadar bu emekliye para verilmeyecek. Yani sosyal devlet bu mudur? Emekliyi kandırmak bu mudur? Emekli bunu hak ediyor mu? Ediyor mu? Emekliye bir şey demiyorum. Çünkü ben emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli PTT'nin önünde kuyruğa girip bizim maaşa ihtiyacımız yoktur diye telgraf çekmişlerdi. Bir grup emekli. Hani diyorum ya adalet, hani diyorum ya hak, hani diyorum ya hukuk. O emekleri saymıyorum. Ama bu ülkede 10 milyonun üzerinde emekli var, 10 milyonun üzerinde. Eğer emeklilerin sorunlarını gittiğimiz her yerde, her ortamda, her toplantıda dile getirmeseydik, emekliyi kimse dinlemiyordu bile. Şimdi bir şey daha yaptılar. Yurt dışında çalışan işçilerimiz var. Yıllar yılı onlara para gözüyle baktılar. Döviz göndersin de Türkiye'nin durumunu düzeltelim diye baktılar. Onlar 3201 sayılı yurt dışında çalışanların emekli hakkını düzenleyen bir kanun var. Ona göre %32, asgari ücretin %32'si oranında, ki bunun %12'si sağlık sigortası, %20'si de ölüm ve mallık sigortası, oranda para yatırır, 7200 de tamamlarsa emekli olabiliyordu. Şimdi yeni bir kanun getirdiler. Dediler ki bu yurt dışında çalışanların emekliliğini biraz zorlaştırmamız lazım. Ve zorlaştırdılar. 7200 değil, 9000 gün yatıracaksın dediler. İşçi gibi değil, serbest çalışan gibi para yatıracaksın dediler. Değerli arkadaşlarım, ayrıca yetmiyor. %32 değil, %45. %32 değil, %45 vereceksin dediler. Primin, yani asgari ücretin en az %45'ini vereceksin. 32'den 45'e çıkardılar. %12'si sağlık harcaması. %20'si ölüm ve malülük. %13'ü ise haraç. Haraç alıyorlar. %13'ü. Karşılığı yok çünkü %13'ü. Devlet emekli olmak isteyenden, yurt dışındaki işçiden haraç alır mı Allah aşkına ya? Haraç al, vereceksin. Yok, vermezsen seni emekli etmeyeceğim diyor. Şimdi ben yurt dışında çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Senin hakkını hukukunu da bu kardeşini savundu. Hakkını hukukunu. Senin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da oy kullanman yurt dışı seçim çevresinin olması ve senin de oradan milletvekili olarak meclise gelmenin hakkını da yine bu kardeşini savundu. Bu parti savundu. Ve bu parti yurt dışı seçim çevresi olsun diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Şimdi ben önümüzdeki seçimlerde bekliyorum.
yurt dışında çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Senin parana göz diktiler. Sigorta priminin dışında %13 de senden haraç alıyorlar. Haraç vermek istemiyorsan yapacağın tek şey var. Geleceksin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin kardeşim. Efendim, işsizlik rakamları bugün açıklandı. Ekonominin durumu parlak değil. Ekonominin durumu parlak olmadığı içindir ki nereden para buluruz diye en sonunda yurt dışındaki işçilerden de asgari ücret üzerinden %13 haraç alıyorlar şimdi. Yoksa emekli etmeyeceğiz diyorlar. Sanayici perişan vaziyette. Maliyetler şişmiş vaziyette. Bakın 2018'in Mart ayında sanayici elektriğin kilovat saatine 23 kuruş ödüyordu. 23 kuruş. 2019'un Haziran ayında %130 zam geldi ve 53 kuruş oldu. 15 aydaki artış elektriğe gelen zam %130. Ve bir sanayici şunu söylüyor. Ben Mayıs'ta 240 bin lira ödedim. Haziran'da bayram tatili nedeniyle daha az çalıştım. Buna rağmen 360 bin lira fatura geldi. Fabrikayı kapatacağım, üretimi durduruyorum diyor. Ve sonuçta işsizlik. Değerli arkadaşlar, işsizlik rakamları tam bir facia. Ekonomi yönetemiyorlar. İşsizlik önlensin diye 15 tane paket çıkardılar. Biraz Aziz Nesin'lik bir iş ama Allah rahmet eylesin. 15 tane paket çıkardılar, işsizliği önlüyoruz diye. 15 paketin sonunda büyük tanımda, geniş tanımda işsiz sayısı 8,5 milyonu aştı. 8,5 milyon. Yani bırakın azalması. Her seferinde biraz daha arttı. Bunlar memleketi yönetemiyorlar. Yönetemezler de zaten. Yönetme güçleri de yok. Yönetme kapasiteleri de yok. Böyle bir niyetleri de yok. Ceplerini doldurmak istiyorlar. İsraf diz boyu. Milletin vergisini har vurup harman savuruyorlar. Söyledim, bir daha söylüyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de vergi veriyorsunuz benim gibi. İçinizde sanayici olan var, esnaf olan var, doktor olan var, avukat olan var, hayatın her alanda çalışan var, gelir elde eden var ve vergi ödeyen var. Bir demokrasinin olmazsa olmaz kuralı iktidarın, yani güç odağının, demokratik güç odağının harcadığı verginin hesabını millete vermesidir. Şimdi ben sizin vicdanınıza, adalet duygunuza sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti nedir? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Bizim milletvekilleri de bilmiyor. Meclisteki 600 milletvekili de bilmiyor. İyi de kaça yaptı? Bu soruyu benim sorma hakkım var. Ama benden daha çok AK Partili kardeşimin bu soruyu sorma hakkı var. Çünkü diyecek ki ben sana oy verdim. Oy verdim. Hesabını ver ya. Bak bu Kılıçdaroğlu diyor ki kaça yaptın? Niye ağzın kapalı? Niye cevap vermiyorsun? Aynı şekilde İstanbul Havaalanı. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık diyorlar. Kaça yapıldı? Bilen var mı? Yok. Niye yok? Şehir hastaneleri. 21 şehir hastanesi. Bunların 9'u açıldı. Diğerleri bekliyor. Yatırım aşamasında yatırım yapılıyor. Şehir hastaneleri kaça mal oldu? Bir şehir hastanesini kaça yaptılar? Niye açıklamıyorlar biliyor musunuz? Sizin torunlarınıza yük yüklediler de onun için. Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Bu soruyu sorun. AK Partili kardeşlerim sorsunlar. Hadi sen oy verdin. Torunla niye bu yükü getiriyorsun? Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım. Şimdi meclise bir kanun getirdiler. Yine AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Yeni geldi paket. Bazı iş adamları zor durumdaymış. Onları kurtarmak için 400 milyar lira para verecekler.
400 milyar lira. 400 milyar lira sen şirketi batırdın. Batırma kardeşim, ben sana para veriyorum diyor. 400 milyar lira. Şimdi soruyorum. Sormak zorundayım. Sormazsam gerçekten de bu ülkeye benim hiçbir faydam yok anlamına gelir. 400 milyar lirayı kim ödeyecek? Faturayı kim ödeyecek? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Sanayicisi, esnafı, çiftçisi, memuru, emeklisi, bunların tamamından toplanan vergilerle 400 milyarı bir avuç kişiye verecekler. Niçin? Fabrikayı batırdın, fabrikayı kurtaracağız. Türk Ticaret Kanunu'nda bir hüküm var. Tüccar basiretli iş adamı gibi davranmak zorundadır. Yani geleceği hesaplamak zorundadır. Niye batırdın kardeşim? Batırdıysan git, yerine başkası gelir. Batıranı kurtarıyorsun. Peki çiftçi? Çiftçinin borcu ne kadar biliyor musunuz? 118 milyar lira. Çiftçiyi niye kurtarmıyorsun? İşte çiftçi çalışıyor kardeşim. Çiftçiyi niye kurtarmıyorsun? Vatandaş borç batağında. Ne kadar borcu var? 522 milyar lira. Vatandaşı niye kurtarmıyorsun? İşsiz, işsizlik, diz boyu niye kurtarmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, vatandaş şu soruyu sormak zorundadır. Beni niye kurtarmıyorsun? Beni niye kurtarmıyorsun? Vatandaş o soruyu sormak zorunda. Sanayiciyi kurtarıyorsun, yandaşını kurtarıyorsun, beni niye kurtarmıyorsun diye sormak zorundadır. Emekli de sormalı. Beni niye kurtarmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, daha önce sormuştum. Bu faturayı kim ödeyecek diye. Ekonomi kriz var, faturayı kim ödeyecek? Faturayı vatandaş ödüyor değerli arkadaşlarım. Ha diyebilirsiniz ki, ya bu kadar işin içinde bu adaletli midir? Adil bir düzen midir bu? Hayır arkadaşlar, adalet yok. Adaletin olmadığı bir Türkiye'de zaten yaşıyoruz. Bakın, son olarak şuna değineyim. 260 bin işçinin toplu sözleşmesi var. Aynı zamanda özel bankalardan emekli olan yaklaşık 300 bin kişi var. Özel bankalardan. Diğer emeklilere ikramiye veriliyor. Özel bankalardan emekli olanlara verilmiyor. Niye? Ne günahı var onların? Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Şehitler arasında ayrım yaptılar, emekliler arasında ayrım yapıyorlar. 260 bin kişiye çağırdılar. Türk İş'in genel başkanını ve yöneticilerini. Size %4-5 zam yapacağız. Bu kadar. Başka zam yapmayacağız. Şimdi son bir yılda, geçen yılın Haziran'dan bu yılın Haziran'ına kuzu etine gelen zam %49. Yeşil soğana gelen zam %31. Kuru fasulyeye gelen zam %46. Salçaya gelen zam %90. Köprü geçiş ücreti %120. Cep telefonu ücreti %47. Okul defteri %39. Kalem %41. Bebek bezi %40. Çaya şekere %15. İşçiye %5. Razı olursan diyor. Razı olmazsan, razı olmaması lazım. %5 zam bu sikleti kaldırmaz. Türkiye'yi kaldırmaz. İşçiyi perişan eder. Göreceğiz. Ben de takip ediyorum. Türk İş de takip ediyor. Türk İş üyesi 260 bin işçi de takip ediyor. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Gözümüz bunun üzerinde. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.